Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Zümer Suresi 10-20. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor. Kul ya ibadillezine amenu. Ey peygamber, de ki: ey iman eden kullarım, ittegu rabbakum, Rabbinizden sakının, karşı gelmekten sakının. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذ۪ي الدُّنْيَا حَسَنَا. Bu dünyada güzel işler yapanlar için güzel akıbet vardır. Yani cennet ve cennette güzellikler vardır. وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ. Allah'ın arzı ise çok geniştir. اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Ancak sabredenler hesapsız bir şekilde mükafatlarına nail olurlar. Burada ya ibadi, ey kullarım, Allahu Teala insanlara böyle hitap ediyor. Ey kullarım, ey iman eden kullarım, Rabbinizden korkun. Allah'tan korkmak, buna takva deniliyor. Bir terkil maasi, yani günahları terk etmek suretiyle Allah'tan korkmak. Yoksa sadece ben Allah'tan korkuyorum demek değil. Ve devamında şu dünyada güzel işler yapanlar için hasene var. Yani şu dünyada da bir güzellik var. İnsan güzel şeyler yaptığında ona göre güzel neticelerle karşı karşıya gelecektir. Öte yandan Allah'ın arzı geniş. Eğer bir yerde İslam'ı yaşama zor hale gelmişse ve orada insan dinini yaşayamaz bir durumdaysa, Allah'ın arzı geniş, başka bir yere gider, başka bir yerde ibadetini yapar. Bu manada hicret de bir haktır ve yerinde yapılan bir hicret bir cihattır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu hicret Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de anlatılmıştır. Ve muhacir olmak, Allah yolunda hicret etmek gerçekten ayrı bir fazilet olarak nazara verilmektedir. Günümüzde de Müslümanlar zaman zaman hicret yapıyorlar. İşte ülkemize değişik yerden gelenler var. Ülkemizden değişik yerlere gidenler var. Ve bu, eğer bu dini gayelerle yapılan bir hicret olursa cihadın ta kendisi oluyor. Ancak hicrette bir takım zorluklar da vardır. İşte o zorluklara sabredenler gerçekten çok büyük bir mükafat elde edeceklerdir. Dünyada da elde edeceklerdir. Ahirette de elde edeceklerdir. Kul inni umirtu en a'budallah. Ey peygamber, de ki: ben Allah'a abdolmakla emrolundum. Yani benden Allah'a kul olmam istendi. Mevlana'nın "bende şudem, bende şudem" diye kul oldum ben, kul oldum. Başkası kul köle olduğunda üzülür. Ben ise Allah'a kul oldum diye seviniyorum diyor. İsa aleyhisselam daha yeni dünyaya geldiğinde İlk söylemiş olduğu ifade inni abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Abdolmak, Allah'a kul olmak bir insan için en şerefli bir nisbettir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle demekle emrolunuyor. Bana şu emredildi, Allah'a kul olmam emredildi. Muhlisallahuddin, dini ona halis kılarak, dini Allah için yaşayarak, dini bir çıkar gayesi yapmadan, bir takım art gayelere alet etmeden dini samimane yaşamak, bana bu emredildi. Ve ümirtu li en ekune evvelel müslimin, Müslümanların evveli olmam benden istendi ve bana böyle bir şey de emredildi. Burada Müslümanların evveli olmak, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam en son dinin kurucusu olarak, İslam dininin kurucusu olarak elbette evvelel müslimindir. Allah'a teslim olanların ilki, o dönemdeki ilki. Ama daha evvelinde Allah'a teslim olanlar yok mu? Hazreti Adem'den ta peygamberimize kadar peygamberler ve peygamber varisi olan, peygamberin gittiği yolda giden kimseler Allah'a teslim olmuş olan kimselerdir. Ama İslamiyet müstakil olarak ele alındığında, peygamberimize gelen din olarak bakıldığında ilk olarak bunu kendinde göstermesi gereken kişi Peygamber Efendimiz'dir.
Ve Peygamber Efendimiz kendine bildirilen esaslara iman etmiş. Kur'an'da emredilen esaslar neyse bu esaslara göre de yaşamıştır. Ve Müslüman olmak demek Allah'a teslim olmaktır. Ve o şekilde tam bir teslimiyet örneğini Peygamber Efendimiz hayatında göstermiştir. Kul inni ehafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. De ki eğer ben Rabbime isyan edecek olursam çok büyük bir günün azabından korkarım. Yani burada farz-ı muhal tarzında, yani faraza eğer ben Rabbime isyan edecek olursam, etmem de ama edecek olursam bunun akıbeti vahimdir ve ileride çok büyük bir gün gelecek. Hesap günü gelecek ve o büyük günde elbette herkese sorulacak, bana da sorulacak. Burada ahiret şuuru, yani yaptıklarımızın gün gelip karşımıza çıkacağını bilmek ve ona göre hayatı yaşamak, bu gerçekten son derece önemlidir. İnsan bu şuurla hayatını yaşadığında gün gelecek, ben her söylediğimden hesap vereceğim, her yaptığımdan hesap vereceğim, her gittiğim yer bana sorulacak, her yaptığım şey bana sorulacak. İnsan bunları düşündüğünde adam gibi yaşar ve gerçekten inhiraflardan, falsolu hareketlerden kendini kurtarır. قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِسًا لَهُ دِينِمْ. De ki, dinimi Allah'a halis kılarak ben Allah için dini yaşıyorum ve Allah için ibadet ediyorum. فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ. Siz ise onun dışında dilediğinize ibadet edin. Burada Allah'ın dışında dilediğinize ibadet edin aslında bir tehdit manasını ifade eder. Yani istediğinize ibadet edebilirsiniz, ben bunu hoşgörüyle karşılıyorum manasında değil de, madem ısrar ediyorsunuz, madem Allah'ı kabul etmiyorsunuz, o halde ne haliniz varsa görün. Kime ibadet edecekseniz edin ama ben sadece ve sadece Allah'a ibadet ederim ve ibadetimi yaparken de halis bir şekilde yaparım. Dini Allah için yaşarım, samimane yaşarım. Bana bunlar emredildi. قُلْ اِنَّ الْخَاسِر۪ينَ اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْل۪يهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. De ki, gerçekten hüsrana düşenler, gerçekten kendilerine yazık edenler, bunlar nefislerini zarara sokanlardır ve ailelerini, ehillerini, beraber oldukları kimselere de yine zarara sokan kimselerdir. يَوْمَ الْقِيَامَةِ, kıyamet gününde. Yani dünyada da insanlar zaman zaman bazılarını zarara sokabiliyor. Başta kendini, sonra çevresini adeta bir hüsrana götürebiliyor. Diyelim birisi içkili bir şekilde araba kullanıyor. Ailesi de arabada giderken kaza oluyor. Kendine de ailesine de yazık ediyor. Veya diyelim bir firma, firmada bir tanesi suistimallerde bulunuyor ve yetkilerini kötüye kullanıyor. Neticede şirket iflas ediyor. Kendine de yazık ediyor. Başkalarına da yazık ediyor. Ama asıl hüsran, asıl en büyük zarar kıyamet gününde kimsenin, o gibi kimselerin hem kendilerine hem de aileleri gibi çevrelerindeki kimselere zarar vermeleri, kendilerini de onları da ateşe, cehennem ateşine teslim etmeleridir. Ele zâlike huvel husranul mubin. Dikkat edin, bu apaçık bir hüsrandır. Yani bunun hüsran olduğunda hiçbir tereddüt yok ve hüsranın en bariz olanı, en gözler önünde olanı böyle bir hüsrandır. Çünkü cenneti kaybetmişler, cehennem gibi bir azap mahallini kazanmışlardır. Lahum min fevgihim zulel minen nar ve min tahtihim zulel. Onlar için üstlerinden ateşten katmanlar ve altlarından da ateşten katmanlar var. Yani bir fırını bile insan düşünse, bir fırındaki ateşe bile insan dayanamaz. İşte normalde 20-30 derecelik bir sıcaklıkta hayatımız normal devam ediyor. Ama sıcaklık 40 dereceye vardığında bunalıyoruz. Gölgede bile insan terliyor. Hele 50 dereceye, 60 dereceye varırsa daha da böyle dayanmak zor oluyor. Bir insanı
bırakın cehennem ateşine atmak, fırının içine atacak olsak, insan orada ne kadar böyle bir ızdırap içinde olur. Alttan sıcaklık, üstten sıcaklık, her taraftan sıcaklık onu yakar, kavurur. Ayet-i Kerime, işte altlarından ateş var, üstlerinden ateş var. Bu şekilde onların azabını ve hüsranını bize tasvir ediyor. ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهُ İşte Allah bununla kullarını korkutuyor. Yani Allah-u Teala'nın azameti var. Allah-u Teala'nın cemali ve rahmeti yanında celali ve azabı da var. Bunu da nazara vermek suretiyle aman bu insanlar kendilerine çeki düzen versinler. Aman günahlara girmesinler. Allah-u Teala bu şekilde insanları uyarıyor ve korkutuyor. Ya ibadi fettegun, ey kullarım benden korkun. Yani günahlardan kaçınarak yasakladığım sınırları gözetmek suretiyle ey kullarım benden korkun. Sadece ve sadece benden korkun. İnsanlar eğer Allah'tan korkmazsa bu defa başka şeylerden korkuyor ve hayatı bir takım başka müeyyidelerle devam ediyor. Ama Allah'ın koyduğu müeyyideleri bilse, ona göre yaşasa insan dünyada da huzurlu yaşayacaktır. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَ Tağuta ibadet etmekten kaçınanlar وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ ve Allah'a yönelenler لَهُمُ الْبُشْرَى onlara müjdeler olsun. Burada tağuttan söz edildi. Tağuta ibadetten kaçınmak. Değerli izleyenlerim, tağut tuğyan kökünden geliyor ve tuğyan haddi aşmak, azmak anlamında. Mesela Hazreti Nuh zamanında meydana gelen tufanla alakalı lemma tagal ma'u sular tuğyan ettiğinde, yani sular önce sakindi ama tufan olacağında sular kabarmaya başladı. Demek ki tuğyanda insandaki menfi duyguların kabarması var. Bu bir öfkenin kabarması olabilir, bir şehvetin kabarması olabilir, hırsın kabarması olabilir ve daha bir takım başka menfi duyguların, sadist duyguların vesaire, bunların böyle kabarması olabilir. Tağut dediğimiz kimselerde, Firavun gibi, bu gibi kimselerde bütün menfi duygular harekete geçiyor ve insanı adeta yutuyor. O insan bu gibi menfi duygularının esiri ve kölesi oluyor. Bunun neticesinde de bir takım taşkınlıklar yapıyor. Bir kısmı daha çok kuvve-i gadabiyesi cihetiyle zalimane icraatta bulunuyor. Bir kısmı şehevi yönden ırzları, namusları payimal edecek şekilde tuğyanda bulunuyor. Ve böylece insanlar hem kendilerine hem de çevrelerine çok büyük zarar veriyorlar. Bunun yanında tağut dediğimizde Allah yerine ikame edilen her şey manasında verebiliriz. Şeytan da bu noktada bir tağuttur. İnsandaki nefsi emmare bir tağuttur. Putlaştırılan şeyler, şahıslar yine birer tağuttur. İnsanın bütün bu tuğyana sebebiyet veren, azgınlığa sebebiyet veren şeylerden, taşkınlıklardan uzak kalması gerekir. Ve bunlardan uzak kalan ve bir de ve enâbu ilallah, Allah'a yönelen, yani karanlıktan kaçıyor, aydınlığa da koşuyor. Bu şekilde menfiliklerden sıyrılıp Allah'a yönelen kimseler için onlara müjdeler olsun. Lehumul büşra, onlar için en güzel müjde var. Febeşşir ibad, benim kullarımı müjdele. Ey peygamber, benim kullarıma cenneti, rahmetimi müjdele. اَلَّذ۪ينَ benim o kullarım يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ sözü işitirler فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ ve en güzeline tabi olurlar. Yani Allah-u Teala'nın methettiği, müjdelemiş olduğu bu kimseler sözü dinlerler ve bu söz içerisinde en güzeli neyse en güzeline tabi olurlar. Sözlerin en güzeli اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ İşte cuma hutbelerinde kullanılan bir ifadedir. Sözlerin en güzeli ve ebla'n nizam
ve nizamın en mükemmeli kelamullah, Allah'ın kelamıdır. İşte başka sözler de var. Şahısların sözleri var. Tarihte gelip geçmiş bir takım filozofların yine birer şahıs olarak tarihe mal olmuş sözleri var. Onların da ortaya koyduğu bir takım ölçüler var. Ama bütün bu ölçüler içerisinde sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim'de yer alan ifadelerdir. Bir de bunu başka açıdan da değerlendirmek mümkün. Mesela herhangi bir meselede şöyle yapsak da olur, böyle yapsak da olur. Genişlik var. Ama en güzeli hangisi olur? En güzeliyle ilgili sözü dinlemek ve bunu uygulamak. Diyelim ki mendup gibi durumlar var. Ama bir de vacip olan durumlar var. Vacibi tercih etmek. Veya bir insan diyelim ki abdestsiz ezan okuyabilir mi? Caizdir. Okuyabilir. Ama eftal olan abdestli bir şekilde okumaktır. Bu manada bunlar takvayı esas alırlar. Azimeti esas alırlar. Her ne kadar ruhsatlarla, fetvalarla amel edilebilirse de bunlar en güzelini yapmaya çalışırlar. Bu manada ayet-i kerime Allah'ın böyle methettiği kulların bir özelliğini nazara veriyor. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهِ İşte bunlar Allah'ın kendilerine hidayet etmiş olduğu kimselerdir. وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوا الْاَلْبَابِ Ve akıl sahibi olanlar da işte onlardır. Yani bir kimse sözü dinleyip de en güzelini eğer araştırmıyorsa o kadar akıllı da değildir. Nasıl ki bir çarşıya gidildiğinde insan mümkünse kaliteli bir mal elde etmeyi ister. İmkanı da varsa buna kalitesini almak akıllılıktır. Onun gibi söz pazarında da silik sözler var, kıymetsiz sözler var. Bir de gerçekten çok kaliteli, güzel ifadeler var. Bu sözlerin en güzeline tabi olmak. Kur'an-ı Kerim başta sözlerin en güzeliyle doludur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri en güzel yine sözler zümresindendir. Bu arada insanların da yine yazmış oldukları eserlerde bir kısım çok güzel sözler bulunmaktadır. Bir insan bu gibi sözleri alır, hayatına bir rehber yapar, düstur yapar ve o prensipler çerçevesinde hayatını geçirir. Efemen hakkı aleyhi kelimetül azab. Yani bu şekilde olan kimse azap sözü kendine hak olan kimse gibi midir? Yani Allah'ın müjdesine mazhar olan, en güzel söze tabi olan ve neticede cenneti elde edecek olan kimseler sonunda azaba girecek olan kimseler gibi midir? Elbette aynı değildir. Efe ente tunqizu men finnar, ateşte olanı sen mi kurtaracaksın? Yani burada peygamberimizin onların imanı ile ilgili elbette ciddi çalışmaları var. Ama peygamberin o gayretine rağmen bir kısım insanlar yine ısrar ediyorlarsa Allah-u Teala ey peygamber onlara da fazla üzülme, ateşte olanı sen mi kurtaracaksın buyuruyor. Lakin illezine tagav rabbahum Rablerinden sakınan, ona karşı gelmekten sakınan kimseler lahum gurafun min fevkiha gurafun mebniyye onlar için üst üste cennet köşkleri var. Tecri min tahtiyel enhar ve bu cennet köşklerinin altından nehirler akar. Vaadallah bu Allah'tan bir vaattir. La yuhlifullahul mi'at şüphesiz Allah vaadinde hulf etmez. Allah söz vermişse verdiği sözü yerine getirir. Cenab-ı Hak bizleri ehli cennet olanlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.